inşallah Allah gönlünüze göre verir. Sizler de zaten bu partide uzun yıldan beri neferisiniz. Ve Aydın'da da ilçe başkanı, il başkanlığı görevlendirdiniz. Vatanın milleti hayırlı olsun. Güzel işler yapacağınızı biliyoruz. İnşallah. Zaten il başkanlığı dönemimizde de çeşitli çalışmalarınızı takip ediyoruz. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Öncelikle sizler de hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizler de elimizden geldiği kadarıyla tarafsız haber yapmak istiyoruz. Siz de takip ediyorsunuz. Bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Zaten izleme oranlarımıza da baktığımızda bana göre çok kısa zaman olmasına rağmen 3 ay gibi zamanda şu anda 20 bin yani rakamlara ulaştım. Çok bir haberi 4 bin 5 bin kişi okuyor. Ve gerçekten bu da benim için memnun edici bir konu. Tebrik ediyorum. Ayrıca biliyorsunuz benim televizyon geçmişim var. Onda da XM'den beraber TV'de haber ve spor müdürlüğü yapıyordum. Kendi sistemi açtım. İnanın her gittiğim yerde gerçekten Kuşadası'nda ve Aydın'da böyle bir haber sitesinin eksikliğinden bahsediliyordu. Büyük bir açığı kapattığımı söylüyorlar. Bu da benim için gurur kaynağı. Tabii evet. Sizlerin de takdiriyle o daha da ilerlere götüreceğiz bu işimizi. Teşekkür. Yavaşlayın. Öncelikle bu ziyaretimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben Kuşadalıyım. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Nasıl Kuşadalıyım? Çünkü Güzelçam'da yazlığım var. Önemli bir süreyi her yıl Kuşadası sınırının içerisinde geçiriyoruz. Kuşadası çocukluğumuzdan beri sevdiğimiz Aydın'ın en güzide ilçesi. Türkiye'nin ve batıya açılan penceresi. Orman İşletme Müdürlüğü'nün esnasında da Kuşadası'na önemli hizmetlerim olduğunu öğrendim. Bu Kese Dağı'nı biliyorsunuz. Kese Dağı'nın devlet ormanı olarak sınırlar içerisine alınmasını sağladım. Ve oradaki yapılaşmayı önledik. Ayrıca Kuşadası'nın kuzeyinde o Adalı yerlerinin hemen üzerindeki geniş yeşil alanlarda önemli ağaçlandırmalar yaptık. Oraları da hazine arazisiyken devlet ormanı sınırları içerisine aldık. Ve oraların da yapılaşmasını önlemiş olduk. Bu anlamda Kuşadası'nın geçmişinde önemli hizmetlerimiz olduğuna inanıyorum. Eğer nasip olur, milletvekilliği şahsımıza nasip olursa Kuşadamıza, Aydın'ımıza daha önemli hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Kuşadası turizmle geçmişinde Türkiye'nin en nadide yerlerinden birisiydi. Evet. Ama bugün itibariyle bunu Antalya, Muğla gibi illere kaptırmış durumdayız. Biz tekrar Kuşadası'nda yeniden bir turizmde yeni projelerle, yeni bir yapılanmayla turizmde Kuşadası'nın hak ettiği yere çıkarılması yönünde her türlü gayreti göstereceğiz. Ben bir kendimi Kuşadalı olarak ifade ediyorum. Kuşadalı olarak Kuşadası'nın her türlü sorununa sahip çıkacağız. Evet. Kuşadası bugün AKP iktidarı döneminde 13 yıldır herhangi bir hizmet alamamıştır. Aynı zamanda Kuşadası'ndaki yerel iktidarlar da belediye özellikle iki dönemdir CHP'nin elinde hem yerel belediyeden, ilçe belediyesinden hem de Büyükşehir Belediyesi'nden Kuşadası hak ettiği noktada bir hizmet de alamamıştır. Büyükşehir Belediyesi'nden sadece Kuşadası değil, Aydın il genelinde maalesef herhangi bir hizmet üretilememekte. Sadece sosyal belediyecilik adına bazı şeyler, sadaka kültürüne yönelik, efendim reklamlara yönelik bazı çalışmalar yapılmakta ama kalıcı ülkenin, o ilçenin, o ilin önünü açan, işsizliği önleyici, proje bazında çalışmalar şu ana kadar maalesef ortaya konmamıştır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak şunu da özellikle belirtmek istiyorum. 7 Haziran seçimleri ülkemiz için bir dönüm noktasıdır. Kader seçimidir. Bu seçimlerde mutlaka bütün vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarını biz rica ediyoruz kendilerinden. Vatandaşlık görevlerini mutlaka yapmalarını istiyoruz. Neden bir kader seçimidir? Çünkü 7 Haziran'da biz iktidarı değiştiremeyecek olursak iktidar bizi değiştirecek. Türkiye'yi değiştirecek daha doğrusu.
Yeni imajımız var, yeni sloganımız var. Yeni Türkiye sloganıyla çıktılar biliyorsunuz. Nedir yeni Türkiye'de hedefledikleri? Yeni Türkiye'de hedefledikleri federal bir sistem. Başkanlık sistemi adı altında tek adam diktatörlük rejimine giden bir sistem. Buna doğru giden bir Türkiye var.